Değerli izleyenler, Soçi'de görüşmeler bugün yapıldı, yapılıyor ve basın açıklamasına geçildi. Evet, Aliyev Putin'le görüşmeye uçaktan indi ve Soçi'deki oteline geçti. Daha sonra Putin'le görüşmek için konuta geldiği dakikaları görüyorsunuz. Sıcak bir karşılama ve sıcak bir tokalaşma gerçekleşiyor. Azerbaycan'ın geleceğini ilgilendiren toplantı olacak. Aliyev dersine iyi çalışmış. Putin de konuları değerlendirmiş ve planlı uygulama derdinde. Dikkat ederseniz Putin Aliyev'i karşılarken kısa boylu olduğu için bu açığı kapatmak için ne yapıyor? Evet, Putin'den yapılı şu anda Aliyev. Aliyev şu anda yapılı ama Putin elini bakın, gördünüz değil mi? Değerli kardeşlerim, tekrar evet şu anda bakın, ele bakın, bakın. El sağdan böyle kuvvetli bir şekilde gidiyor ve sarılıyorlar. Şu anda bu görüşme başlangıcındaki kareler. Ama gündem çok sıcak. Karabağ'la ilgili çok konular görüştüler. Bu konular şunlar. Bu konulardan aslında en önemlisi Rus barış gücü dedikleri bu sözde barış gücünün nerelerde konuşlanacağı. Aliyev'i düşündüren, evet Başkumandan Aliyev'i bu konuda gerçekten her anlamda her konuyu düşündüren konu bu. Karşısında şu anda dünyaya kafa tutan bir ülke var, Rusya. Ve Azerbaycan'ı bu süreçte zarar getirmeden ve haklarını koruyarak çıkartmak istiyor. Bayraklara baktığınızda ay yıldızlı bir bayrağın karşısında. Dünya bu ay yıldızlı bayraklara savaş açmış vaziyette. Ve Türk Birliği'ndeki Aliyev'in tarihi konuşması Putin'i o kadar içerletmiş ki Rusça bilenler için açıyorum ve bunun ne sözler kullanmış onun özetini de size geçeceğim. Evet, Putin neler söylemiş Aliyev'e? Добрый день, уважаемый Александр Гидович. Спасибо, что согласились приехать. Вопросов много накопилось. Конечно, в центре внимания будет наша трехсторонняя встреча по поводу регулирования вокруг... Aliyev konuşmasında öyle bir cümleye kullanıyor ki Turan'ı çok kıskandığını ve Türkiye ile Azerbaycan'ın yakınlaşmasını çok kıskandığı her halinden belli oluyor. Aliyev de Putin'in kıskandığını görmüş olacak ki gerçekten tebessümünü eksiltemiyor. Evet. Şimdi söyleyeceği sözler çok önemli. Aynen şu kelimeyi kullanıyor. Azerbaycan'da çocukların %34'ü Rusça öğrenmek istiyor. Bakın bizi nereden vuruyor? Bizi nereden yokluyor? Aliyev'e diyor ki Türk Birliği'ne dönüyorsun ama senin ülkende %34 öğrenci, yani öğrencinin neredeyse yarıya yakını Rusça öğrenmek istiyor. Rusya'yla ilgilenmek ve Rusya'ya bağ hissediyor diyor. Yani senin evin Rusya diyor. Bizi unutamazsın diyor. Türk Birliği diyor. Ama Aliyev bilge bir tavırla bakıyor. Evet, zıtlaşmanın kimseye fayda getirmediğini gören Aliyev, Putin'in Turan'ı kıskandığını, Aliyev'in Erdoğan'a olan sözlerini kıskandığını anlıyor. Tabii ki ne yapacak? Çocuk gibi kıskanan Putin'i orada mat etmeyecek ama Sayın Aliyev'in o bilge tavrını lütfen izleyin. Evet, şu anda Putin'in Turan'ı kıskandığı ve muhtemeldir ki Rusça bilenler var şu anda Azerbaycan'da ve bazı cumhuriyetlerde. Evet, dinlerseniz sevinirim. Söylediğim kelimeler var burada. Evet, lütfen izleyelim arkadaşlar. Вот я сейчас только с коллегами разговаривал, со своими, и с вице-премьером правительства России, которого вы хорошо знаете, который занимается вопросами, связанными с проблемами экономики, с разблокированием транспортных коридоров. Говорил с министром обороны, с директором ФСБ, которому подчиняется, как известно, пограничная служба, вносящая существенный вклад в дело урегулирования. Ну, в общем, вопросов там очень много, но начать все-таки нашу двустороннюю встречу я хотел бы с того, что на следующий год у нас 30 лет установления дипломатических отношений. И это, безусловно, такая веха, которую наверное, мы должны будем как-то отметить соответствующим образом. В этой связи хотел бы сказать, что наше стратегическое партнерство развивается весьма успешно. Достаточно сказать, что, несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике с этим связанные, все-таки вот в этом году за 9 месяцев текущего года объем товарооборота увеличился у нас на 11%. Değerli izleyenler, zorlu bir görüşme olacak tabii ki. Başta Rusya vurgusunu yapıyor. Yani senin adresin Rusya demek istiyor. Buradaki mesajı net. Evet, masaya oturuyorlar. İsterseniz masaya oturduklarında neler konuştular. Ama Başkumandan Aliyev'in, özellikle bir kez daha söylemek istiyorum. Başkumandan Aliyev gerçekten şu anda zafer kazanan birisi. Ve Başkumandan Aliyev bunu Türk dünyasının bütün ferdi görecektir. Putin'in yerinde oturması gerekiyor. İşin garip tarafı şu. Yahu Karabağ Savaşı'nda Başkumandan Aliyev Rus'un silahlarını da perişan etti. Paşinyan'ı da perişan etti. Şimdi biz burada Putin'in misafirperverliğini kınıyoruz. Başkumandan Aliyev ve Türk dünyasından şeref ve zafer madalyası alan Aliyev'in böyle, evet böyle karşıda Paşinyan'la oturtulmasını reddediyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Sayın Aliyev gerçekten bu konudaki rahatsızlığını gösteriyor. Ve dimdik duruyor, duruma bozulduğunu gösteriyor. Sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Aliyev gerçekten bizim için bu masada masanın başındaki liderdir. Putin ne yaparsa yapsın umurumuzda değildir. Misafir böyle mi ağırlanır? O Putin'in kendi durumu. Evet, şu anda Putin nasıl karşılamış, neler konuşmuş bir dinleyelim isterseniz. Уважаемые коллеги, друзья, я прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что нашли возможным откликнуться моему приглашению и приехать в Россию для того, чтобы подвести при итоге той работы, которая была проведена за год после принятия известного заявления в прошлом году, а потом мы и подтвердили, собственно, нашу договоренность уже в январе текущего года о прекращении огня и... Milletiyle dertlenmiş bir lider. Milletiyle dertlenmiş. Milletinin hakkını yedirmemek için. Evet, milletin hakkını yedirmemek için emperyalistlerle mücadele ediyor. Böyle dışarıdan bekara kadın boşamak kolay olur. Ama bir de Aliyev'in yerinde düşünün. Yanında bir Türkiye var ama karşında dünya var. İşte burada Aliyev'in üzerinde yükü görüyoruz. Ama şunu bilsin ki vallahi de yalnız değil, billahi de yalnız değil. Yanında gerçekten Türkiye var. Bu masada Türkiye'nin olması gerekiyor. Bu masada Rusya'nın inadı kırması, Türkiye'yi davet etmesi gerekiyor. Ve Başkumandan Aliyev bilsin ki er geç Türkiye Azerbaycan'la mührü basacak. Zafer kazanan Başkumandan Aliyev o masanın karşısındaki tek kişi. Evet, bizim için öyle. Evet değerli kardeşlerim, konuşmalardan kesitler. Şu karaya bakarsanız Aliyev'in Türk dünyasındaki o güzel gülümsemesi ama şu masadaki hüzali ve mutsuzluğu. Aliyev sonuna kadar Türk dünyasının hakanlarındandır. Ve sonuna kadar yanındayız Aliyev. Gerçekten onun yanında olmalıyız. Sonuna kadar Aliyev'i yalnız bırakmamalıyız. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Türk Birliği. Evet değerli kardeşlerim. Evet, bu konuyla ilgili yayınlarım devam edecek. Sakın kaçırmayın. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın.